Şimdi bu haftaki konumuz arkadaşlar kabin basınçlandırma sistemi. Bizim daha önceki haftalarda biliyorsunuz ki air condition sisteminde, iklimlendirme sisteminde kabinin içerisine havayı basmıştık. Niye basıyorduk arkadaşlar? Devamlı içeri taze hava basmak zorundaydı. Çünkü insanlar soluk kalıp verdikçe arkadaşlar kabinin içerisindeki karbondioksit miktarı artacaktır. Dolayısıyla hem taze havayı sağlamak hem de iklimlendirme koşullarını yani hava sıcaklığını ayarlayabilmek adına air condition sistemini kullanıyorduk arkadaşlar. Bu haftaki konumuzda ise arkadaşlar ne var? Basınçlandırma sistemimiz var arkadaşlar. Neden basınçlandırma yapıyoruz uçakta? Ondan bahsedeceğiz. Şurada modül 11.4 olarak geçiyor arkadaşlar. Yine bir sorunuz olursa beni durdurursunuz. Arkadaşlar, irtifamız arttıkça uçağımızın irtifası arttıkça basınç nasıl değişiyor? Atmosferin basıncı nasıl değişiyor? Biliyor muyuz? Aerodinamik derslerinden görürsünüz arkadaşlar. Aerodinamik derslerinde bunlardan bahsedilir. Uçağımızın irtifası arttıkça, yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar atmosfer basıncı düşer. Neden düşüyor? Yer çekiminin etkisiyle beraber düşecektir arkadaşlar. Yani yer çekimi kuvveti nasıl her şeyi aşağı doğru çekmeye çalışıyorsa aynı şekilde havayı da aşağı doğru çekmeye çalışacaktır. Hatta ilk 13 kilometrede atmosferin ilk 13. kilometresine kadar arkadaşlar atmosferi oluşturan gazların %75'i bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu gazların bir oranı var bildiğiniz üzere %78 nitrojen ya da azot demişlerdir. %21 oksijen, %1 de diğer gazlar. Peki irtifamız arttıkça bu oran değişiyor mu? Arkadaşlar oran değişmiyor fakat miktar değişiyor. Azalıyor bakın. Çünkü yer çekimi kuvvetinden dolayı yere daha yakın olan kısımda, yer küreye daha yakın olan kısımda hava daha da fazla yoğunlaşmış. Dolayısıyla bir nefes alıp verdiğinizde aldığınız oksijenle 13 kilometrede atmosferin 13 kilometre tabakasına denk gelen kısımda nefes alıp verdiğinizde aynı miktar oksijeni alamayacaksınız. Dolayısıyla bu oksijen azlığı sizi zora sokacaktır ki bununla alakalı arkadaşlar oksijen sisteminde daha detaylı anlatacağız ama genel bilgi olarak şöyle anlatmam gerekirse 10.000 fite kadar fitlerden konuşacağız arkadaşlar. Havacılık hani metre kilometre şeklinde kullanmayacağız biz bunu. İrtifayı fit olarak söyleyeceğiz. Yaklaşık da 1 metre arkadaşlar yaklaşık 3 fit olarak düşünün. Yaklaşık ortalama söylüyorum. Dolayısıyla 10.000 fitte diyeceğiz arkadaşlar. 10.000 fitteyken artık insanda yorgunluk hali başlar. Yani gözlerde kararma, yorgunluk, fiziksel aktivite zayıflama. Yaklaşık 15.000 fitlere çıktığınızda fiziksel hareketleriniz daha da azalacak. Konsantrasyonunuz daha da azalacaktır. 20-25.000 fitlere çıktığınızda arkadaşlar artık kısa süreli hafıza kayıpları, daha ilerisinde kalıcı hafıza kayıpları ve ölümle sonuçlanacak şeyler, semptomlar karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kabin içerisinde basınçlandırmamız gerekiyor. Yani uçağımız yaklaşık biliyorsunuz ki 36 bin 40 bin fit irtifalara kadar çıkıyor. Bu 36 bin 40 bin fit irtifalarda arkadaşlar basınç çok düşecektir. Basıncın düşmesiyle beraber de bizim oksijenimiz yetersiz gelecektir. Ve bununla beraber arkadaşlar başka bir etken daha var. Mesela bizim kalbimizin atımıyla orantılı olarak da bir tansiyonumuz var. Yani damar basıncımız var arkadaşlar. Bu damar basıncı belli bir seviyededir. Şimdi atmosfer basıncınız deniz seviyesindeki koşullara göre kıyasladığınız zaman damarın içerisindeki basınçla atmosferin basınç değeri arasındaki fark azdır arkadaşlar. Peki irtifamız arttıkça ne olacaktır? Bizim damar basıncımız aynı ise arkadaşlar irtifamız arttıkça basınç düştüğü için bu sefer ne olacaktır? Damarlarımız şişmeye başlayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar kılcal damarlarımızda patlamalar gözlemlenecektir. Onun içindir ki arkadaşlar kabinin içerisini bizim basınçlandırmamız lazım. Peki nasıl basınçlandırıyoruz? Biz zaten iklimlendirme sisteminden biliyoruz ki
Kabin içerisine devamlı taze hava basılmak zorundaydı. Biz bu taze havayı basıyoruz. Bir yerden de bunun basıncını dengelememiz lazım. Çünkü devamlı içine hava basıyorsun, hava basıyorsun, hava basıyorsun. Bir yerden sonra bunun patlaması söz konusudur arkadaşlar. Zayıf yerlerinden yırtılıp patlaması söz konusudur uçağın. Yani balon gibi şişiriyorsun aslında. Hatta arkadaşlar basınçlandırma esnasında yaklaşık çapı 1-2 santim genişlemektedir uçağın. Yani üstüne çok fazla yük binmektedir. Dolayısıyla yapısal mukavemeti buna dayanıklı olmak zorundadır. Peki içeride insan taşıyorsak biz kabin içerisini nasıl basınçlandırmalıyız? Kabin içerisini nasıl basınçlandırmamız gerekiyor arkadaşlar? Atmosferdeki basınç değerinde yani deniz seviyesindeki atmosfer basıncında basınçlandırmamız gerekiyor. Şundan bahsediyorum. Deniz seviyesindeki basınç değerimiz nedir? Yaklaşık 14,7 psi'dir arkadaşlar. 14,7 psi. Biz kabin içerisine her zaman 14,7 psi basarsak insan için en sağlıklısı bu. Çünkü bizim doğamız gereği arkadaşlar deniz seviyesinde yaşayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Şimdi siz içeriye daha düşük bir basınç bastığınız zaman sersemleme olacaktır. Tabii 14,7 PSI'yi basmanız başka bir şeyde tehlike yaratacaktır. Neyde tehlike yaratacaktır? Siz devamlı kabin içerisinde basınç veriyorsunuz 14,7 PSI. İrtifamız arttıkça biliyorsunuz ki atmosfer basıncında düşme oluyor. Peki atmosfer basıncı düşüyorsa ben kabin içerisinde hala 14,7 PSI basıyorsam ne olur? Kabin içindeki basınçla atmosferdeki basınç arasındaki fark çok yükselir. Dolayısıyla uçağı patlatırsınız arkadaşlar. Peki uçak için, uçağın yapısal hasar almaması için ne yapmak gerekiyor? Kabin içerisini hiç basınçlandırmaman gerekiyor. Atmosfer basıncın neyse bulunduğun irtifada uçağın içerisine de onu basman gerekiyor. Peki içeride insan taşıyoruz. İnsan taşıyorsak arkadaşlar hem insanı taşıyabileceğimiz seviyede aynı zamanda uçağın üstüne de çok fazla yük bindirmeyeceğimiz şekilde basınçlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Arkadaşlar ICAO diye bir kurum var. Daha önce bahsettiğimi hatırlamıyorum. Nedir bu? International Civil Aviation Organization. Arkadaşlar bunlar aneksler yayınlar, ekler yayınlar. Şunu söylüyor bize arkadaşlar. Kabin basıncı uçaklarda, yolcu taşınan uçaklarda, sivil yolcu taşımacılığı yapan uçaklarda kabin basıncı için maksimum verilen değer 8000 fitteki atmosfer basıncıdır. Şimdi artık kabin basıncı için basınç değerleri kullanmayacağız. PSI falan demeyeceğiz arkadaşlar. Şunu diyeceğiz. Kabin irtifası 8000 fit diyeceğiz. Ne anlayacağım burada? Normalde atmosferin katmanlarına baktığınız zaman yerden 8000 fit yükseklikteki basınç değerini ben kabin içerisine basarım diyorum. Bunu basmamız gerekiyor. Maksimum değer olarak 8000 fit verilmiş. Arkadaşlar bunun üstüne çıkarsan ne olur? Çıkarsan ne olur kısmını birazdan söyleyeceğiz. Mesela 10.000 fite geldiği zaman kabin altı tut lambası yanar. Kabin irtifası ile alakalı ikazımız yanar. Daha yukarıda farklı ikazlar ve sistemde farklı cevaplar olacaktır. Bunlardan bahsedeceğiz. Tamam. Kabin irtifamız 8000 fit olarak ayarlanmış. Kim ayarlamış bunu? Maksimum olarak ICAO 8000 fit olarak sınırlandırmış bize. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? 8000 fiti nasıl başlayacağız? Şöyle bir grafik çizdiğimiz zaman uçağımızın irtifası yaklaşık kaça çıkıyor? Şöyle 36.000 fitlere doğru gidiyor arkadaşlar. Kabinimizin irtifası nasıl peki? Kabin irtifası da arkadaşlar maksimum 8000 fite çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Şimdi bir adaptasyon süreci söz konusu arkadaşlar. Direkt uçağı 8000 fite çıkarttığında kabin içerisinde 8000 fit olmayacak. Ne zaman kabin içerisinde 8000 fit olacak? Uçağımızın irtifası 36.000 fite vardığında kabinimizin irtifası 8.000 fit olacak arkadaşlar. Şurası 36.000 fit çizgisi ise biz şöyle yapmayacağız yani. Bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü uçağımız çok hızlı bir şekilde irtifa alıyor. Biz kabinin içerisine o şekilde basıncını düzenlersek şöyle düşünün Ağrı Dağı'nın tepesine arkadaşlar
Yaklaşık 10 dakika içerisinde tırmandığınızı düşünün. Yeri geliyor köylerimize gidiyoruz arkadaşlar. Ve Anadolu'ya gittiğiniz zaman dağların üstüne çıkıp inerken arkadaşlar yaklaşık 2 saatlik araba yolculuğu yapıyorsunuz. Kulakta öyle bir basınç farkından dolayı bir dengesizlik oluyor ki kulaklar tıkanıyor. Başın ağrıyor, başın dönüyor. Bu gibi şeylerle karşı karşıya kalıyorsun. Bunu 2 saatlik bir süreç için böyleyse siz 10 dakikada 8000 fite çıktığınızı düşünün arkadaşlar. Bu semptomlar çok daha ağır geçecektir. Dolayısıyla bize diyor ki İKAO yine sen 8000 fit maksimum kabin irtifan var. Fakat uçağın 36000 fite çıkarken sen de 8000 fite çıkacaksın. Yani şu uçağın 4000 fite çıktı. Kabinin irtifasını 1000 fite göre basınçlandı. Uçağın irtifası 8000 fite çıktı. Kabinin irtifasını 2000 yap. Yani bir oran var arkadaşlar orada. Uçağımız 36000 fite çıkarken kabinin irtifası 8000 fite doğru çıkıyor. Bu şekilde basınçlandırmanın sebebi ne arkadaşlar diye sorduğumuzda da bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Bu adaptasyon sürecini de bu şekilde oransal olarak sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sistemin komponentlerine. Arkadaşlar her şeyden önce pilot burada ne iş yapacak? Kontrol panelinden arkadaşlar sistemin istediği verilere girmek zorundadır. Ne verisi giriyor mesela? Bizim basınçlandırma sistemimiz otomatik mi olacak? İkinci otomatik sistem mi olacak? Manuel modda mı olacak? Uçağımızın irtifası nereye çıkacak? Bunun dışında o irtifaya kabin irtifası olarak dakikada kaç fit yükseleceğiz biz? Bu gibi bilgileri pilot kontrol panelinden girer arkadaşlar. Daha sonrasında pilot hiçbir şey yapmaz. Bu kabin basınçlandırma ile alakalı. Burada eğer ki otomatik moda aldıysa arkadaşlar sistem kabin basınçlandırmayı kendiliğinden yapacaktır. Bunu da eğer otomatik moda aldıysa bakın kim kontrol ediyor? Şurada bizim bir pressure kontrolörümüz var arkadaşlar. Basınç kontrolörü. Bunlar PCU diyeceğiz biz bunlara. Pressure Controller Unit. Arkadaşlar uçakta iki tane bulunur. 1 ve 2 numara diyeceğiz bunlara. Sol ya da sağ sistem olarak da geçiyor. Şimdi pilot kontrol panelinden eğer oto konumuna alırsa bunu, otomatik konumuna alırsa arkadaşlar PCU1 devrededir. PCU1 kendiliğinden basıncı düzenler. Eğer ki otomatik sistem çökerse pilot hemen ALTN konumuna alır bunu. ALTN de arkadaşlar otomatiğin alternatifidir. Alternatif moda çeker. Alternatif modda da kim çalışacaktır? PCU2 çalışacak. Aynı anda PCU1 ve PCU2 çalışmaz. Teknisyen olarak biz bunun yerdeyken kontrollerini yaparız. Kabin basınçlandırma kontrollerini yaparız. Peki pressure controller neyi kontrol ediyor? Biz kabin içerisinde air condition sisteminden devamlı hava basıyorduk arkadaşlar. Bir yerden de havayı boşaltmamız gerekiyordu. Havayı boşalttığımız kısımlar ise arkadaşlar şurada gördüğünüz forward ve F outflow valvelerdir arkadaşlar. Şunlarla da biz içerideki havayı, kabin içerisindeki havayı atmosfere boşaltırız. Bunun kontrolünü kim yapar arkadaşlar? Tekrar edelim. Eğer otomatik moddaysak PCU1. Eğer alternatif moddaysak PCU2. Bir de arkadaşlar bunların dışında kontrol panelimizde bizim mod seçici anahtarlarda manuel modumuz var. Man diye yazar arkadaşlar. Manuel modumuz var. Manuel moda aldığı zaman da pilot kendisi kontrolleri yapar. Yer modundayken yine biz bunun testini yapıyoruz arkadaşlar. Manuel modda outflow açıklığını ve kapanıklığını kontrolünü yapıyoruz. Aynı şekilde otomatik moda aldıktan sonra da pressure controller unitlere bite testi yapılıyor. Burada outflow valve'ları kontrol ediyor mu, etmiyor mu bunların kontrolü yapıyor. Bir başka testimizde ise PCU1'i devreye sokuyoruz arkadaşlar. Aynı anda PCU2'yi de devreye sokmaya çalıştığımızda sistemde aborted mesajı gelecek, iptal edildiğini söyleyecektir bize. Sebep şu, PCU1 ve PCU2 outflow valve'ları kontrol eder arkadaşlar. Eğer ki siz PCU1'i outflow valve'ı kontrol et dediyseniz, aynı anda ikinciyi de devreye sokuyorsanız, ikisi de farklı komut verdiği zaman outflow valve'ları kontrol edemez duruma geleceğiz arkadaşlar.
Dolayısıyla PCU 1 devrede ise PCU 2 devreye girmiyor. 2 devrede ise de 1 devreye giremiyor. Orada biz zaten seçimini yapıyoruz otomatik ve alternatif modlarda. Bunun dışında şimdi autoloverlerimiz güzel çalışıyor. Açılıp kapanıyor. Kabin irtifasını maksimum 8000 feet olacak şekilde ayarlıyor arkadaşlar. Ama bunun dışında bizim başka şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor. Kabin içerisinde basınç ölçen sensörlerimiz var arkadaşlar. Kabin içerisindeki basınç ölçülüyor. Bunun dışında uçağın statik portları var. Daha sonra anlatacağız bunları. Motor ve uçak göstergeleri sistemde anlatıyoruz size. Arkadaşlar buradaki statik portlardan da atmosfer basıncını ölçüyoruz. Şimdi kabin içindeki basınçla atmosfer basıncı arasındaki fark bize neyi verir? Aslında şunu verir. Kabinin içerisinde ne kadar fazla yüklendiğimizi söyler bize. Yani burada farklı bir kavram ortaya çıkıyor. Delta P arkadaşlar. Nedir bu? Farksal basınç. Kabin basıncı eksi atmosfer basıncı arkadaşlar. Şuraya yazalım. Kabin basıncı eksi atmosfer basıncı arkadaşlar. Bu farksal basınç olarak geçiyor. Şimdi farksal basıncın yüksek olması arkadaşlar uçağın üstüne binen yükün çok fazla olduğunu gösterir. Arkadaşlar bunun için de bize yine EASA'nın ya da ICAO'nun diyelim. ICAO'dan bahsediyorduk. ICAO'dan devam edelim. ICAO'nun belirlediği bir değer var bize. Ortalama bir değer. Güvenlik valvi takman lazım. Bu ortalama değere geldiği zaman açılan güvenlik valvleriyle uçağı koruman lazım. Nedir bu değer? Arkadaşlar Boeing 737-800 modellerinde yaklaşık 8,65 PSI. Bazı A320'lerde 8,06 PSI olarak gördüm. Biz onu ortalama demeyelim, 8,65 PSI olarak bilelim. Eğer ki bizim farksal basıncımız artı 8,65 PSI'yi geçerse, yani delta P 8,65 PSI'yi geçerse, arkadaşlar şurada gördüğünüz safety relief valve'ler yan yüküyle beraber açılarak kabin içerisindeki fazla basıncı atmosfere boşaltır. Burada yay yükünün altını çiziyorum. Sebep şu. Arkadaşlar bunu kontrol eden herhangi bir sisteme gerek yok. Direkt oradaki yay yükü arkadaşlar kabin basıncıyla atmosfer basıncının arasındaki basınç farkına göre açılır kapanır. Tabi açılır kapandığını kokpite gönderen transmitterlar var. Göndericiler var arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra bunlar yay yüklüdür. Açılıyor kabin içerisindeki basıncın atmosfere atılmasını sağlıyor. Bu bir. Bir de bunun tam tersi durum olabilir. Tabi bunu niçin kullandık arkadaşlar? Uçağın yapısal mukavemetini hala sağlam tutmak için kullandık. Çünkü eğer ki biz bu 8,65 PSI'ye geçtiği halde hala artmaya devam ederse uçağı patlatacak yönde işlemler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki bunun tersi olursa yani delta P negatif olursa arkadaşlar delta P negatif olursa eksi 1 PSI'nin altına şöyle yapalım. Ters yaptık. Altına düşmesi durumunda da şurada da üstüne diyelim arkadaşlar. 8,65'ten büyükken eksi 1'den küçükken. Eksi 1'den küçükse de arkadaşlar burada bizim negatif relief valve'imiz açılacaktır. Bu da arkadaşlar kabin içerisine doğru açılan yay yüklü kapakçıklardır. Eğer ki eksi 1 PSI'dan düşük olursa delta P yani şundan bahsediyoruz. Atmosfer basıncı dışarıdaki basınç içerideki basınçtan fazla ise bu sefer kapak içeriye doğru açılır ve basıncın atmosfer basıncının kabin içerisine dolmasını sağlar. Bu da bizim negatif relief valve'imiz. Burada aslında biraz da basınçlandırma sistemi yanlış çalışıyorsa içerideki insanlara atmosfer en azından atmosfer havasını basabilmek adına kullanılmış bir sistem diyebiliriz. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Birçok komponentin üstünden geçtik. Şimdi gelelim son. Biz 8000 feet maksimum demiştik ki arkadaşlar. Eğer ki 8000 feet'in üstüne çıkarsak ne olacak? Şurada bizim altitude warning switch'imiz var. Arkadaşlar irtifa ikaz anahtarı. Bu da 8000 feet'in üstüne çıktığı zaman uçak 8000 feet'in üstüne çıktığı zaman uçaklarda farklı farklı değerler vardır. Uçak tipine göre değişiyor arkadaşlar. Mesela A318'den bahsedeceğiz biraz.
Pardon. Doğru. A318'den bahsedeceğiz. 319, 319'dan pardon arkadaşlar. 319'dan bahsedeceğiz. O 9550 fit'te açıyor mesela. Biz diyeceğiz ki bunda 10.000 fit'e geldiğinde altitude warning switch'imiz kapanır. Kapandığı zaman ne olacaktır? Kontrol panelinde ikazımız yanacaktır arkadaşlar. Pilot kabin altitude lambasının yandığını anlayacaktır. Dolayısıyla düzeltici önlemlere geçecek. Biz tabi bunun da testini yapıyoruz arkadaşlar. Giriş değerlerini öyle bir ayarlıyorsun ki altitude warning switch'in ikaz vermesini sağlamış oluyorsun. Burada arkadaşlar komponentlerin lokasyonundan bahsettik ve genel olarak hangi cihazın, hangi komponentin ne iş yaptığına bahsettik. Şimdi birazcık daha detaya ineceğiz. Tabi uçak üstündeki gerçek konumlarına da bakalım şöyle. Arkadaşlar burada gördüğünüz kapakçık outflow var. Bunlar elektrik kontrollü valflerdir arkadaşlar. Bunların içerisinde elektrik motorları vardır. Kapaklar gördüğünüz üzere farklı yönde açılan kapaklar. Eski nesil uçaklarda pnömatik kontrollü outflow valve'ler vardı. O da yuvarlaktı arkadaşlar. Genelde bulkhead'e takılır. Bulkhead dediğim bölge basınç duvarıdır arkadaşlar. Basınçlı bölgeyle basınçsız bölgeleri birbirine ayırmak için şöyle şu arkada gördüğünüz güçlü yapılar kullanılır. Yani burada ne ile neyi ayırmış? Arka yolcu kompartmanıyla ekip kompartmanı yani kuyruk konisi kompartmanını birbirinden ayırmıştır arkadaşlar. Bu basınç duvarı. Bakın üstüne ne koymuşuz? Safety Relief Valve'ler konmuştur. Yine dedik ki Delta P'nin 8,65 PSI'den fazla olması durumunda açılır. Kabin içerisindeki havanın atmosfere atılmasını sağlar. Atmosfere dediğimizi anlayabiliyorsunuz umarım arkadaşlar. Çünkü kuyruk konisini biz basınçsız bölge dediğimiz zaman şunu demek istiyoruz. O anki atmosfer koşullarındaki basınç değerinde diyoruz. Yani ekstra bir basınçlandıracak bir şeyimiz yok orada. Biz sadece insan taşıdığımız, canlı taşıdığımız bölmelerde basınçlandırma yapıyoruz. Bakın burada da outflow valve'in içeriden bir görüntüsü var. Şurada kontrol eden motorlarımız mevcut. Anlaşılmayan yer varsa arkadaşlar direkt yazabilirsiniz. Sohbet kısmına takip ediyorum orayı da. Şimdi kabin basınçlandırma kontrol sistemi nasıl çalışıyor? Bir kez daha üstünden geçe anlatalım. Şimdi arkadaşlar kabin basınç kontrolü 3 ana başlıkta inceleniyor. Bunlar otomatik, manuel ve acil durum. Burada seçim olarak pilotun elindedir arkadaşlar. Bunlar şu 3 durumu da seçebiliyor. Otomatik modu seçtiği zaman otomatik mod 2 tane alternatiflidir arkadaşlar. Az önce de dediğimiz gibi otomatik modun eğer ki siz oto konumuna getirerek seçiyorsanız oto şeklinde yazar arkadaşlar. Oto konumuna getirip seçiyorsanız Outflow AC mod 1 motoru çalışacak ve bununla beraber demeyelim PCO birimiz bunu kontrol edecektir. Pressure Controller 1 devreye giriyor. Eğer ki siz ALTN konumuna alırsanız arkadaşlar burada ise PCO 2 devreye girer. Outflow valve'leri açıp kapama işi tamamen şeylere PCO'lara kalır. Şimdi size bir panel göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Bir bakalım. Şimdi mod seçici anahtarımız normalde buraya takılıdır arkadaşlar. Burada bakın görüyorsunuzdur. Manuel modumuz, ALTN modumuz ve otomatik modumuz var. Bunlara pilot seçimini yapar dedik. Oto konumunu alırsanız PCO1, ALTN konumunu alırsınız PCO2, manuel konumunu alırsanız outflow valve'lerin kontrolü pilotta olur arkadaşlar. Bunun dışında hemen üstünde de outflow valve toggle switch'i vardır. Open ve close konumları olan. Siz bu manuel modu aldığınız zaman open konuma doğru aldığınız zaman outflow valve'leri açarsınız. Yine close konuma aldığınız zaman da outflow valve'leri kapalı konuma doğru getirirsiniz. Pilot otomatik modu seçtiği zaman otomatik modun iki tane alternatif olduğunu söyledik. Burası tamam. Geldik manuel moda. Eğer ki otomatik modların ikisi de çökerse arkadaşlar. Çöktüğünü nereden anlıyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Otomatik moda aldı pilot.
Eğer ki otomatik modda PCO birden herhangi bir hata olursa, herhangi bir kesinti sinyali gelirse arkadaşlar, hemen auto fail lambası yanıyor. Auto fail. Onunla beraber yanında ALTN lambası yanar. Yani auto fail sistem çöktü. ALTN alternatif sisteme geç anlamına geliyor. Pilot ALTN'yi aldığı zaman auto fail lambası söner arkadaşlar. ALTN hala açık. Peki aynı zamanda ALTN de çökerse ne olacaktır? Bu sefer hemen auto fail lambası yanıyor. 5 saniyeden kısa bir sürede de ALTN lambası sönüyor arkadaşlar. Auto fail yanık kalıyor. Bir alternatifinde yok anlamına geliyor. Sadece auto fail kendiliğinden yanarsa bir alternatifin kalmadı diyor uçak. Bundan sonrasında pilot manuel moda alır ve outflow valvlarının kontrolü artık ondadır. Arkadaşlar bununla alakalı kazalar vardı. National Geographic'in serisini izlediyseniz bununla alakalı outflow valve'i teknisyen manuel modda unutuyor. Pilot kontrollerini yaparken bunu atlıyor ve manuel modda kalkış yaptığı zaman kabin içerisindeki irtifa arkadaşlar çok artıyor. Yani basınç düşüyor. İrtifanın artması demek, basıncın düşmesi demek. Basınç düşüyor ve first officer dışında yolcular ve kaptan hepsi bayılıyor arkadaşlar. En sonunda da first officer bayılıyor ve uçak düşüyordu. Böyle bir kaza var. Farkına varılmamış orada. Arkadaşlar first officer'ın da ayık kalmasının sebebi eski asker pilot, askeri kökenli bir pilot olmasından kaynaklı basınç farkına daha fazla dayanıklı olduğundan, oksijen yetersizliğine daha fazla dayanıklı olduğu için ayık kalıyor bir süre. Daha sonrasında o da bayılıp uçak düşüyordu. Böyle bir kaza vardı. Outflow valve'imizde pilot kontrol ederiz dedik. Bunun dışında bizim acil durum modlarımız var. Acil durumlardan suya inişi ilk modumuz. Eğer ki uçak suya inerse, bazı uçaklarda arkadaşlar suya indiğini kendi algılıyor. Bazı uçaklarda da ditching diye bir butonumuz var bizim. Ditching. Bu ditching butonuna basıldığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi uçak suya başarılı bir şekilde indi diyelim. Uçağın suyun üstünde kalabilmesi için arkadaşlar üstündeki bazı kapakların kapalı konuma geçmesi gerekiyor. Pilot ditching butonuna bastığı zaman tabii siz bunun yerde kontrollerini yapacaksınız. Ditching'e bastığında hangi valvler kapanıyor bunların kontrolünü yapmanız gerekiyor. Ditching'e basıldığında arkadaşlar negatif relief valve yani farsal basınç eksi 1'in altına düştüğünde kabin içerisine hava girmesini sağlayan valvimiz. Bu kapalı kilitli konuma geçiyor. Bunun dışında outflow valve'ler kapalı konuma geçiyor. Arkadaşlar avionik ekipmanların soğutulması için kullandığımız skin air inlet ve outlet valve'lerimiz vardı. Bunlar da kapalı konuma geçiyor ve kilitleniyor. Peki safety relief valve ya da diğer adıyla pozitif relief valve bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok arkadaşlar çünkü bu valve ne zaman açılıyordu? Sadece kabin içerisindeki basıncın atmosferdeki basınçtan 8,65 PSI fazla olması durumunda açılıyordu. Kabin içindeki basıncı boşaltıyordu. Zaten dışarıdaki basınç içeridekinden yüksek o anda. Dolayısıyla hiçbir zaman burada pozitif relief valve açılmayacaktır. Yani ditching'e bastığımız zaman bazı valvlarımız kapalı ve kilitli konuma geçiyor. Peki basınç boşaltma nedir? Eğer ki basınç düzensiz bir şekilde arttı, birdenbire arttı. Bu modda ise arkadaşlar outflow valve'ler tamamen açılır, basıncın boşaltılması sağlanır. Bir başka modumuz duman boşaltma. Kabin içerisinde yangın çıktı. Bu yangını bir şekilde söndürdük. Kabin içerisinde yoğun bir dumanımız var arkadaşlar. Bu dumanı boşaltmak için yapılması gerekenler şu. Resirkülasyon fanları açıksa yani kabin içerisindeki havayı çekip temizleyip tekrar kabine basan fanlarımız vardı ya. Bu fanlar kapalı konuma geçecek. Bu bir. Bunun dışında air condition sistemin biraz daha fazla çalışacak. Çünkü içeri taze hava basmam lazım. Bir yandan da outflow valve'lerimizin tamamen açık konuma geçmesi lazım ki içerideki havanın direkt boşalıp yerine taze havanın dolması lazım arkadaşlar. Bu da duman boşaltma. Geldik pozitif basınç düzenlemesine. Bununla alakalı iki tane relief valve'imiz var bizim. Az önce söylemiştik, farsal basınç diye bir kavramımız vardı. Kabin basıncı, eksi atmosfer basıncı. Arkadaşlar eğer ki farsal basınç 8,65 PSI'dan fazla ise
Bizim bu iki pozitif relif valvimiz açılır, kabin içerisindeki fazla basıncı atmosfere atar. Bir ikincisi negatif relif valvimiz var. Bu delta P'nin eksi bir PSI'nin altına düşmesi durumunda arkadaşlar. Eksi bir PSI'nin altına düşmesi durumunda bu sefer negatif relif valv açılır ve kabin içerisine havanın dolması sağlanır. Bunun dışında irtifa ikaz sistemi ve basınç anahtarlarımız var. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Kabin irtifası 10.000 fitin üstüne geçtiğinde açılır. Anahtarımız açılır. Yani konum olarak kapanıyor aslında. Kapanır ve ikazın verilmesini sağlar. Kabin altı tüp lambası yanar. Bunlarla alakalı bazı sistemlerimiz var bizim. Şimdi kabinin içerisindeki basıncı ölçmek için basınç sensörlerimiz var. Analog basınç sensörümüz var. Bunların kontrolünü yapan entegre kontrol kartlarımız da mevcuttur arkadaşlar. Burayla alakalı konumuz bitti arkadaşlar. Neydi? 3 tane modumuz var. Bu 3 modun da alt modları var. Pilot her birini çalıştırıyor. Pilotun üstüne en fazla yükün bindiği kısım manuel modları çalıştırmadır. Manuel modu ne zaman geçtiğinizi biliyorsunuz. Kabin güvenliği var. Kabini korumak için kullandığımız bazı emniyet valizlerimiz var. Bunlardan da bahsettik. Şimdi arkadaşlar 10.000 fitin üstüne çıktığımızda ne oluyor? Ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar burada sizin için bir çeviri sayfası koydum. Şimdi irtifalarda, farklı irtifalarda uçak nasıl ikazlar verecek? Bununla alakalı bir burada İngilizce çevirimiz var. Bunu çevirirseniz size faydası olacağını inanıyorum. Bir sonraki sayfada zaten ben bunun açıklamasını yapıyorum. Şimdi bizim normal kabin irtifamız maksimum izin verilen arkadaşlar yaklaşık 8.000 fit olarak verdik. Peki 8.000 fiti uçak sağlayamıyorsa arkadaşlar irtifamız yükseldi. 9.550 olduğunda bu uçak türü için hangi uçakmış bu? 319 uçağı arkadaşlar. A319 Airbus A319. 9.550'ye geldiğin zaman kabin altı tüp lambası yanar. Pilota ikaz geldi. Bununla beraber arkadaşlar irtifamız hala yükselmeye devam ediyor. Bu sefer yolcu ikaz ışıklarımız bizim yolcu ikaz uyarılarımız başlayacak. 11.300 fitte. Yaklaşık bu bazı kitaplarda da 11.500 olarak verir arkadaşlar. Nedir bu yolcu ikaz ışıkları? Yerine oturup kemer bağlaması gerektiğini söyler. Çünkü birazdan bu şekilde devam ederse bizim irtifamız biraz daha yükselecek ve oksijen maskeleri düşecek. Oksijen maskeleri düştüğünde herkesin yerinde oturması gerekiyor arkadaşlar. Arada bir değerimiz daha var arkadaşlar. 14.000 fit. 14.000 fitte ne oluyor? Burada maskeler düşüyor arkadaşlar. Yolcu oksijen maskeleri düşer. Oksijen sisteminde daha detaylı anlatacağız bunu. 14.000 fite geldiğinde maskeler artık düşüyor. 15.000 fite geldiğinde de arkadaşlar out flow valve'ler kapalı konuma geçiyor arkadaşlar. Bu değerler önemli değerler. Karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine şurada 14.000 fit yazmıyordu. Biz ekledik. 14.000 fitte de maskeler düşer. Burayla alakalı sorumuz var mı arkadaşlar? Sorumuz yoksa başka bir konuya geçeceğiz. Bitireceğiz burayı. Yine dediğim gibi izleyin arkadaşlar. Yapamadığınız sorular varsa, anlamadığınız kısımlar varsa bir sonraki dersimizin ilk 10 dakikasında zaten hani videoyu kayıda başlamadan önceki kısımda erken başladığımız kısımda o 10 dakikalık süreçte bunların üstüne durarız arkadaşlar. Bunu da tamamız diyorum. Paylaşımımızı değiştiriyorum. Arkadaşlar şimdi bizim air condition pack'leri anlatırken içerisinde bir makineden bahsetmiştik. Air cycle machine. Hava çevrim makinesi. Ne yapıyordu bu? Havanın soğutulmasını condition pack'in tamamı havanın soğutulmasını ve kurutmasını sağlarken bunun içerisinde bizim kompresör ve türbin kademelerine sahip bir air cycle machine'imiz vardı. Seste sıkıntı var mı arkadaşlar?
Görüntüde olabilir, seste sıkıntı olmasa gerek arkadaşlar. Tamamdır, seste sıkıntı yok gibi devam ediyoruz. Abdülkerim, en kötü kayıttan devam edersin. Şimdi bizim AirCycle meşinimiz vardı arkadaşlar. Kompresör ve türbin kademeleri olan ve turbofandan hareketini alan. Ne yapıyordu? Basınçlandırma ve soğutma işlemlerine air condition pack'e yardımcı oluyordu. Bazı uçaklarda ise AirCycle meşin yerine VaporCycle meşinler bulunur arkadaşlar. Yani hava çevrim makinesi yerine buhar çevrim makinesi bulunur. Nedir bu? Aslında evlerimizdeki buzdolabı mantığıdır arkadaşlar. Bakın evimizdeki buzdolabı nasıl çalışıyor? Aynı zamanda uçak nasıl, uçaktaki bu soğutma sistemi nasıl çalışıyor? Bunun üstünde duracağız şimdi. Arkadaşlar öncelikli olarak bizim bir gaza ihtiyacımız var. Bu genellikle uçakta freon gazı olarak kullanılır. Nedir bu freon gazının özelliği? Arkadaşlar sıvıdan gaza, gazdan sıvıya geçişinde o önemli sıcaklık değerleri bizim için gerekli sıcaklık değerleri. Yani bizim için gerekli sıcaklık değerlerine yakın sıcaklık değerlerine. Dolayısıyla çok kolay gaz hale geçiyor, çok kolay sıvı hale geçiyor. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Bakalım şöyle. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ben onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Şöyle yapalım. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar şurada bizim bir kurutucu depomuz var. Bu kurutucu depo ne yapar? Bu freon gazının dinlendiği, depolandığı, bekletmede kaldığı kısım arkadaşlar. Ne yapıyor? Burada sıvılaştırılıyor arkadaşlar. Bu deponun içerisinde freon gazı sıvı haldedir. Sıvı halde ise soğuk anlamında kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla soğuk burada. Arkadaşlar bu depodan çıkan gaz şurada termal genleşme valfinden geçiyor. Termal genleşme valfinin görevi şu: buharlaştırıcıya hep aynı miktarda sıvı gelmesini sağlar. Eğer fazla sıvı gelirse buharlaştırıcının çatlaması söz konusu. Eğer az sıvı gelirse de soğutma istenilen seviyede olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada termal genleşme valfi hep sabit miktarda sıvının geçişine izin verir. Bakın burada buharlaştırıcının içerisinde yine yüzey alanı genişletmek için S şeklinde bizim borularımız var. Yılan şeklinde borularımız var. Bu boruların içerisinden bizim soğuk gazımız, pardon, soğuk sıvımız geçiyor. Peki kabin içerisinden gelen ılık havayı ben bunun üstüne püskürtürsem ne olacaktır? Bu ılık hava soğuyacaktır ve kabinlere doğru tekrar gönderilecektir arkadaşlar. Peki içerideki gaz ne olacaktır? İçerideki gaz bu sefer ısınacaktır. Çünkü kabin içerisinde sıcak bir hava geldi, bu boruların üstüne çarptı. Dolayısıyla ısınan sıvı ne olacaktır arkadaşlar? Gaz haline dönecektir. Artık sıcak ve gaz halinde. Basıncı nasıl? Düşük basınçta arkadaşlar. Çünkü bizim şurada bir termal genleşme valfimiz var. Bu termal genleşme valfi basıncın sabit kalmasını sağlıyor. Düşük bir basıncımız var. Şuradan geldik. Arkadaşlar bakın başka bir komponente geldik. Kompresör. Kompresörün görevi şudur. Basınçlandırır arkadaşlar. Kompres, sıkıştırma, basınçlandırma anlamında kullanılır. Burada basınçlanır. Peki buhar halindeydi arkadaşlar. Bu artık gaz halindeydi. Alçak basınçlıydı. Kompresörde sıkışan ne olacaktır? Artık yüksek basınçlı ve sıcaklıkta buhar olacaktır. Peki biz bunu ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, yoğunlaştırıcı içerisinden geçiriyoruz. Yine S şeklinde yüzey alanı arttırılmış bir sürü borumuz var. Peki bu borunun üstüne ne yükleyeceğiz biz? Bakın, RAM havasını bile üflüyoruz. RAM havası nasıl bir hava arkadaşlar? Soğuk bir hava. Soğuk bir havayı siz bunun üstüne üflerseniz ne olacaktır? Gaz halindeki yüksek basınçlı freon artık arkadaşlar neye geçecektir? Soğuyacaktır. Soğurken de sıvıya dönecektir. Ama basınç hala yüksektir.
Yüksek basınçlı sıvı tekrar kurutucu depoya geldiğinde yine dediğimiz gibi burada dinlenecek ve basıncını da düşürmüş olduk aynı zamanda depoya bırakarak. Çevrimi anladık mı arkadaşlar? Tekrar şöyle kısaca anlatırsak. Depon içerisinde bizim freon sıvımız var. Bu sıvı termal genleşme valfi üzerinden arkadaşlar hep sabit miktarda buharlaştırıcının içerisine geliyor. Buharlaştırıcının içerisinde dolaşıyor. Daha sonrasında kabinden gelen ılık hava bunun üstüne çarptığı için sıvı artık gaza dönüyor arkadaşlar. Çünkü ısınıyor ama basıncımız düşüktü. Ben bunu daha sonra geliyorum, kompresör içerisine sokuyorum ve basınçlandırıyorum. Basınçlandırdıktan sonra yoğunlaştırıcının içerisine sokuyorum. Yoğunlaştırıcının üstüne de soğuk krem havasını üflediğim zaman ne olacaktır? Yüksek basınçlı sıvıya dönecek ve bu kurutucu deponun içerisine geri gönderilecektir arkadaşlar. Buraya kadar var mı sorumuz?